yaralının gizleyip bağışlamak istediği kusurları ifşa eden ilahi rahmet kapısını kendisine kapatır. Ayıplarınızın çoğalmasını ve açığa çıkıp dile düşmesini ister misiniz? Yüce Yaradan affedicidir. Gizli günahları ve ayıpları örtmek isteyen settardır. Allah'ın örtmek istediğini açmaya, tamir etmek istediğini batırmaya çalışırsanız, asilere katılırsınız. Asi bir kalp, duasına yüksek bir karşılık alabilir mi? Toplumu yönlendirenlerin dışında kalan kimselerin kul hakkına girmeyen kişisel günahları, ayıplara ifşa edilemez. İpliklere ölçüsüzce pazara çıkaranın ipliği pazara çıkarılır. Alay edenle alay edilir. Küçümseyen küçümsenir. Herkes hata yapabilir. Unutabiliriz, yanılabiliriz, dalgın olabiliriz. Kasıttan kaynaklanmayan hatanın üzerine öfkeyle saldırmak veya çevreye bir aptallık ve ahmaklık hikayesi şeklinde anlatmak büyük bir vebaldir. Bizim de başımıza gelebilir. Değer verdiğim bir arkadaşım benimle karşılaştığında eskisi gibi içtenlikle tebessüm edemiyor, bakışlarını çeviriyordu. Ondan veremediğim bu duruma fazla sabredemeyerek yaklaştım ve benden neden uzaklaşmaya çalıştığını sordum. Gözlerime üzüntülü gözlerle baktı. "Muhammed, sen benim en samimi ve en değerli arkadaşımdın. Senin onurun benim onurum, benim onurum senin onurundu. Saldırıya uğradığım yerde beni savunmasız bırakacak son kişi olabileceğini sanırdım," dedi. Çok şaşırdım. Arkadaşım kimin dedikodusuna inanmış diye düşünerek bir şeyler geveliyordum ki, açıkladı. "Geçen hafta cuma günü filancalarla birlikte yürüyordum. Oradaki filanca benim filan sorunumu dile getirerek beni küçük düşürmüş. Herkes de kahkaha atmış. Sen ve hiçbiriniz sesinizi çıkarmamışsınız," dedi. İtiraz etmek üzereyken olayı hatırladım. "Evet, arkadaşım gıyabında küçük düşürülmüştü. Konuşmalarını çok ciddiye almamıştım. Üstelik bu şaka oldu anlatım hepimizi güldürmüştü. Susmuştum. En azından somurtmayarak veya üzüntümü hissettirip oradan ayrılmayarak hata yapmıştım. Hepimiz sınırsız kudretin huzurunda eşit derecede muhtaç olan canlılarız. Birisi ne kadar önemli bir ilahi sanatsa, öbürü de o kadar önemli bir ilahi mesajdır. Hepimiz aynı Allah'a bağlıyız. Bir başbakanın onuru bütün milleti ilgilendiriyorsa, bir insanın onuru her şeyden önce evren sahibini, sonra da kardeşleri olan sair evren sakinlerini ilgilendiriyor. Bazı hastalıklı insanlar ayıplayıp aşağılayacak arkadaş ararlar. Adeta tek tatminleri onun bunun kusurunu bulmak, birilerine kulp takmak, bir dedikoduyu yaymaktır. Bu yolda hayali, haksız ve zalimce kusurlar bile uydururlar. Cinsiyetle, etnik kimlikle, mezheple veya bir dini değerle alay eden insanlarla karşılaşırsınız. İnsanın onurunu insan kendisi korumazsa kimin korumasını beklemeye hakkı kalır? Arkadaşının şerefinin haksız yere ayaklar altına almışına sessiz ve tepkisiz kalan nasıl onurlu olabilir? Doktor Muhammed Bozdağ, İstemenin Esrarı.